Hiç duygusal bağlılığın ezici yükünü hissettiniz mi? Kurtulması imkansız görünen bir bağlanma döngüsünde sıkışıp kaldığınızı hissettiniz mi? Bu, kendinizi güçsüz ve sıkışmış hissetmenize neden olabilecek yaygın bir mücadeledir. Ancak işin iyi yanı şu: Değişim sadece mümkün değil, aynı zamanda elinizin altındadır. Marcus Aurelius ve Seneca gibi antik Stoacı filozofların bilgeliğinden yararlanarak Ayrılma sanatında ustalaşmanın ve bizi bağlayan duygusal zincirlerden kurtulmanın anahtarını ortaya çıkaracağız. Bu dönüştürücü videoda, duygusal özgürlüğe doğru yapacağınız yolculukta size rehberlik edecek Stoacılığın derin ilkelerini keşfedeceğiz. Bu eskimeyen öğretileri uygulayarak zihninizde ağır bir yük oluşturan birinden veya bir şeyden kopmak için pratik ve sağlıklı stratejiler keşfedeceksiniz. Bağlanmanın zihinsel zincirlerine elveda deyin ve yeni keşfedilen bir netlik duygusunu benimseyin ve hayatınızda gerçekten önemli olan şeylere odaklanın. Kişisel gelişimin gücüne inanıyorsanız ve duygusal bağlarınızın zincirlerinden kurtulmaya hazırsanız bu video tam size göre. Hadi başlayalım. Bu arada eğer abone olmadıysan şu an abone olmanın tam zamanı. Seni de aramızda görmekten onur duyarız. 1 ayrılmanın gücü. Ayrılma neden önemlidir, bunu düşün. İnsanlara veya durumlara çok sıkı tutunduğumuzda onlar bizi kontrol etmeye başlarlar. Bu, duygularınızın kumandasını bir başkasına vermek, onların istediği gibi kanallar arasında dolaşmasına izin vermek gibidir. Onların etkisi mutluluğunuzu, üzüntünüzü belirleyebilir ve aşırı durumlarda insanları geri dönüşü olmayan kararlar almaya itebilir ayrılmak umursamayı bıraktığınız anlamına gelmez. Bu kontrolünüz dışındaki şeylere gereken ağırlığı verdiğiniz anlamına gelir. Duygularınızın bir uçurtma gibi olduğunu hayal edin. Şimdi bu size tuhaf gelebilir ama benimle kalın. Bir şeye veya birine bağlanan her ip, duygularınızın çekilebileceği potansiyel bir yönü temsil eder. Eğer çok fazla tele tutunursanız veya bir teli çok sıkı tutarsanız Rüzgarın insafına kalırsınız. Stoacılık bize tutuşumuzu gevşetmeyi, rüzgarı kontrol edemesek de hangi ipleri tutacağımıza karar verebileceğimizi anlamamızı öğretir. Bu sizi soğuk ya da kayıtsız yapmaz. Sizi ayakları yere basan ve dayanıklı kılar. Biraz daha pratik yapalım. Neye veya kime aşırı bağlı olduğunuzu tanımlayarak başlayın. Sonra kendinize nedenini sorun. Onaylanma mı arıyorsunuz, yalnızlıktan mı yoksa başka bir şeyden mi korkuyorsunuz? Bağlanmanızın kökenini anlamak, onun tutuşunu gevşetmenin ilk adımıdır. Şimdi sizi amaç ve tatmin duygusuyla dolduracak aktivitelere katılın veya birisi sizi demirleyebilir. Bağımsızlık özü itibarıyla sizi özgür kılar. 2. Eki anlamak. Bir şeye bağlandığınızda egonuzla hareket ettiğinizi anlamalısınız. İşleri temellere indirelim. Biz özümüzde sevgi yaratıklarıyız. Ego'nun karmaşıklığından etkilenmemiş, neşe saçan, yeni doğmuş bir bebeği düşünün. Ancak yaşlandıkça egomuz sürücü koltuğuna oturur ve hayatımızı takıntılarla doldurur. İnsanlara ya da ideallere olan bu bağlılıklar muhakeme yeteneğimizi bulanıklaştırır ve bizi özümüz olan sevgiden uzaklaştırır. Unutmayın, bu bağlılık egonun bir oyunudur sevginin ve kendinden memnun olmanın tam antitezidir. Bir adım geri çekilip arzularımıza ve bağlantılarımıza bu mercekten bakarsak, bunların hayatımıza kattığı gereksiz ağırlığı görmeye başlarız. Şimdi egodan değil, sevgiden hareketle yaşanan bir hayat hayal edin. Sonuçlara, kişilere veya durumlara umutsuzca tutunmamanın özgürlüğünü hayal edin. Sevgiyle yaşamak, bolluğa güvenmenizi sizin için anlamı olanın yolunu bulacağına gerçekten inanmanızı sağlar. Bu kuruntulu olmakla ilgili değil, kişisel değeriniz ve yeteneklerinize olan derin inancınızla ilgilidir. Takıntıların yalnızca keşfetmeniz gereken engin okyanusu sınırlayan çapalar olduğunu anlamanız için sizi bırakmanız için güçlendirir. Peki kendimizi bu çapalardan kurtarmaya nasıl başlayacağız? Eki kabul ederek başlayın. Onu olduğu gibi görün, güvenlik ve ona yarayan egonuzun bir ürünü. Daha sonra bakış açınızı değiştirin. Değerinizin bu bağlılığa bağlı olmadığını anlayın. Senin özün, senin özün yeter. Bu anlayış bir gecede oluşmaz. Bu kasıtlı bir uygulamadır. İç huzurunuzu dış onaydan önce önceliklendirmek için yapılan bilinçli bir seçimdir. Son olarak bolluk kavramını benimseyin kaybetme korkusunu bıraktığınızda evrenin sizi bıraktığınızdan daha fazlasıyla ödüllendirme yolu vardır. Ayrılmak daha az önemsediğiniz anlamına gelmez, daha iyi anladığınız anlamına gelir. Bu özünüze sadık kalmak, korku yerine sevginin size rehberlik etmesine izin vermek anlamına gelir. Ayrılığa doğru yolculuk dönüştürücüdür. Bu altındaki dirençli, sevgi dolu ruhu ortaya çıkarmak için egonun katmanlarını atmakla ilgilidir. Bu, bağlılık yüklerinden arınmış, yeni nimetleri açık kollar ve kararlı bir kalple karşılamaya hazır hafiflikle ilerlemekle ilgilidir. Çok güzel bir Discord topluluğumuz var. Tek yapmanız gereken yorumlardaki linke tıklamak. Sizi de aramızda görmek isteriz. 3 Ego yanılsaması. Bazen egomuz bizi yeterince iyi olmadığımıza veya başka birinin çimlerinin daha yeşil olduğuna inandırır ve bizi onaylanmak için duygusal olarak başkalarına tutunacağımız bir tuzağa sürükler. Bu yanılgı çoğu zaman bireyleri putlaştırmamıza, sanki ulaşılmaz bir şeye sahiplermiş gibi onları bir kaide üzerine yerleştirmemize yol açıyor. Ancak hayatın kritik anlarında özümüze indiğimizde kimsenin özel bir bileti olmadığını fark ederiz. Hepimiz eşit derecede savunmasızız, eşit derecede insanız. O halde bu illüzyonla doğrudan yüzleşmek, onu bir serap olarak görmek ve bunun kendimize veya başkalarına dair algımızı bozmasına izin vermemek çok önemlidir. Bir saniyeliğine özgüvenden ve içsel iyileşmeden konuşalım kendinize harika, özel ve benzersiz olduğunuzu hatırlatmanızda sorun yok. Benlik saygısını geliştirmek ve içinizdeki çocuğu beslemek için sağlıklı bir uygulamadır. Ancak bu zihniyeti benimsemek başkalarını daha az görmek veya kendinizi kolektif insan deneyiminden ayırmak anlamına gelmez. Bunun yerine her birimizin kendine özgü yolları olsa da Hiçbir yolun doğası gereği diğerinden üstün olmadığını kabul etmekle ilgilidir. Hikayelerimiz hayatın daha büyük dokusunda iç içe geçmiş, her biri bir diğeri kadar önemli olan ipliklerdir. Şimdi özellikle ilişkilerde tarafsızlık konusuna geçelim. Eşsiz ve yeri doldurulamaz birini kaybetmekten korkarak eksiklik zihniyetine düşmek kolaydır. Bu düşünce modeli kıtlık ve sınırlılık yalanlarını fısıldayan egomuzun doğrudan ürünüdür. Gerçekte duygusal mesafeyi zorlamak, duyguları inkar etmek ya da kayıtsız kalmakla ilgili değil, evrenin bolluğunu ve sevme kapasitemizi kucaklamakla ilgilidir. Birisi bizim için özel olsa da, bütünlüğümüzün onun varlığına bağlı olmadığını kabul etmektir. Bu farkındalık bizi korkuya dayalı bağlılıktan kurtarır, umutsuzca tutunmadan özgürce sevmemizi sağlar. Son olarak, stoacı felsefeyle uyumlu olarak, kendimiz de dahil olmak üzere her bireye eşitlik merceğinden bakmayı pratik etmek çok değerlidir. Tanıştığımız herkes, kaybedebileceğimiz herkes, tıpkı bizim onlarınkinde oynadığımız gibi, bizim yolculuğumuzda da kendi rolünü oynuyor. Ancak hiçbir rol vazgeçilmez değildir. Bunu içselleştirerek bizi hayatın belirsizlikleriyle zarafetle yüzleşmeye hazırlayan derin bir duygusal güç geliştiririz. Stoacılar bize kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmanın önemini öğretti. Algılarımız, eylemlerimiz ve irademiz. Bunu ilişkilere ve tarafsızlığa uygulayarak egomuzun yarattığı yanılsamalardan kurtularak ve ortak insanlığımızın özgürleştirici gerçeğini kucaklayarak gerçek barışa ve dayanıklılığa giden yolu buluruz. 4. Uygulamada ayrılma Mesele şu ki, geçmiş ilişkilerden vazgeçmeye istekli olmalısınız, değil mi? Bir ipi o kadar sıkı tutuyorsunuz ki, elleriniz acımaya başlıyor. Ama bırakırsanız, ne olacağını bilmediğiniz için bırakmaktan korkuyorsunuz. Size şunu söyleyeyim, bırakmak düşmeniz anlamına gelmez.'' Bazen bu sonunda ellerinizi uzatabileceğiniz, uzanabileceğiniz ve daha da iyi bir şeyi yakalayabileceğiniz anlamına gelir. Bunu kendimi güvende hissettiğim için rahat bir ilişkiye tutunduğumda, kapımı çalan potansiyel mutluluğun kapılarını kapattığımı fark etmediğimde zor yoldan öğrenmek zorunda kaldım. İşte başka bir hakikat bombası, kaçırma korkusu ya da bizim FOMO dediğimiz şey bir tuzaktır. Hayatı kaçırdığınızı düşünürken sosyal medyada başkalarının öne çıkan filmlerini izlemek gibi bir şey bu. Ama bu gerçek hayat değil. Mükemmel bir anı sergilemeyi amaçlayan seçilmiş, filtrelenmiş bir anlık görüntü. Başkalarının hikayelerine göz atmayı bırakıp kendi hikayemi yaşamaya başladığımda FOMO üzerimdeki etkisini kaybetti. Bir başkasının hayatının her ayrıntısını bilmemek bir şeyleri kaçırdığınız anlamına gelmez. Bu tamamen kendi hayatınızda mevcut olduğunuz, yalnızca size ait olan unutulmaz anlar yarattığınız anlamına gelir. Sahte bir mutluluk imajına bağlılık vazgeçmeyi imkansız hale getirebilir. Başkalarının en iyi hayatlarını yaşadığını görüyorsunuz ve geride kaldığınızdan, onların sahip olduklarına asla sahip olamayacağınızdan korkuyorsunuz ancak unutmayın çimler yalnızca uzaktan daha yeşil görünür yakından bakıldığında onda da kahverengi lekelerin payı olduğunu göreceksiniz başka birinin hayatında mükemmellik yanılsaması yaratmak sizinkinden neşeyi çalar bir koşu bandında koşmaya bir holograma yetişmeye çalışmaya benziyor ne kadar hızlı giderseniz gidin ona asla ulaşamazsınız çünkü o gerçek değil Mesafe mutluluktan vazgeçmekle ilgili değildir. Bu onu kendi koşullarınıza göre tanımlamakla ilgilidir. Ne kadar hızlı giderseniz gidin, ona asla ulaşamazsınız. Çünkü o gerçek değil. Mesafe mutluluktan vazgeçmekle ilgili değildir. Bu onu kendi koşullarınıza göre tanımlamakla ilgilidir. Hiç kimsenin fikrinin, hiçbir geçmiş ilişkinin Hatta sosyal medyadaki parlak, filtrelenmiş bir hayatın bile sizin değerinizi veya mutluluğunuzu tanımlama gücüne sahip olmadığını anlamak güç veriyor. Bu farkındalık sizin zırhınızdır. Gereksiz bağlılıkların yükünden kurtularak hayatı tüm öngörülemeyen ihtişamıyla deneyimlemede özgürce ve hemen köşede bekleyen gerçek tatmin edici bağlantılara açık olarak ilerlemenize olanak tanır unutmayın, vazgeçmek bir son değildir. Gerçekten hak ettiğiniz hayata doğru atılmış cesur bir adımdır. 5. Mutluluğa giden yol. Gerçek değer nereden gelir? Bu, yanıtlandığında bizi gereksiz bağlılıklardan uzaklaştırıp duygusal özgürlük durumuna doğru yönlendirebilecek bir sorudur. Bu kavramı anlamak, stoğacılığın ilkelerine derinlemesine yerleşmiş bir süreç olan birinden kopmanın söz konusu olduğu durumlarda özellikle hayati önem taşır. Bu kötü niyetle ya da kayıtsızlıkla bağları koparmakla ilgili değil, sahip olabileceğiniz en derin arkadaşlığın kendinizle olan arkadaşlık olduğunun farkına varmakla ilgilidir. Gerçek değerin içten kaynaklandığı ortaya çıktı. Karakteriniz, bilgeliğiniz, başkalarına nasıl davrandığınız Mutluluğun hayatımızda bir başkasının varlığına kilitlendiğini, onların onaylanmasıyla değerimizin arttığını, onların ihmal edilmesiyle değerimizin düştüğünü düşünmek kolaydır. Ancak bu zihniyet bizi zincirliyor, engin potansiyellerimizi başkalarının kaprislerine indirgiyor. Uçmak için izne ihtiyacı olduğuna inanan bir kuş gibi duygusal gökyüzümüzü sınırlandırırız. Bunun yerine gökyüzünün her zaman açık olduğunu ve kanatlarınızı kendi koşullarınıza göre açmanızı beklediğini hayal edin. Bu özgüven özgürleştiricidir ve bize değerimizin başkalarının düşüncelerine veya varlığına göre değişmediğini öğretir. Bu nedenle uzaklaşma, birini uzaklaştırma eylemi değil, kendimizi özümüze yaklaştırma eylemidir kişisel gelişime ve kendimizin en iyi versiyonu olmaya odaklanarak muhtaçlığın ağır ağırlığından kurtuluruz. Bir bahçeyi beslemeye benzer. Tek bir çiçeğin büyümesi için yalvarmazsın. Toprağa özen gösterirsiniz, bitkileri sularsınız ve doğal sürece güvenirsiniz. Kişisel gelişime odaklanarak kimin içinden geçmeyi veya onun güzelliğine hayran olmayı seçmesine bakmaksızın Çiçek açan bir bahçe yetiştiriyoruz. Bu beslenme, bağımsız, dayanıklı ve son derece ödüllendirici bir mutluluk kaynağı haline gelir. Peki bu duygusal kopukluk yolunda nasıl yürüyeceğiz? Birinin onayı olsa da olmasa da tam olduğunuzu anlamanızla başlar yolculuğunuz. Kendi gökyüzünüzün enginliğini keşfetmek, gerektiğinde tek başınıza uçmanın getirdiği özgürlüğü sevmeyi öğrenmekle ilgilidir. Stoğacılığın bilgeliğini benimseyin. Kontrolünüzde olanlara odaklanın. Düşüncelerinize, eylemlerinize, gelişiminize. Bu, kalbinizi kapatmak ya da sevgiye ve bağlantıya göz yummak anlamına gelmez. Duygusal çapanızı varlığınızın sağlam zeminine sabitlemek anlamına gelir. Unutmayın, kendinize verdiğiniz değer başkasının parçası eksik olan bir yapboz değildir. Bu olduğu gibi tamamlanmış ancak çevresindeki dünyadan daha fazla güzellik katmaya açık devam eden bir başyapıt. Daha fazla yardıma ihtiyacın olursa bana bildir. Bu bilgiler hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda düşüncelerini bizimle paylaşmayı ve abone olmayı unutma.